Herkese merhaba dostlar. Bugün fakirin 2 in 1 dikey elektrikli süpürgesiyle beraberiz. 2 in 1 şu anlama geliyor. İsterseniz el süpürgesi gibi, isterseniz de dikey süpürge gibi kullanabilme şansına sahipsiniz. Şuradan da gösterildiği gibi, bakın hemen netleyelim. Bagless'ız, yani bunda bir toz torbası söz konusu değil sevgili dostlar. Ha, ürünün kutusuna da bakıyoruz. Zaten ekstra hiçbir şey yok kutusunda. Burada arka tarafta bazı duruşlarından bahsetmiş. İşte burada kablo sarılmış haliyle görebiliyorsunuz. Gene burada ekstra bir aparatının olduğunu gösteriyor ve 6 metre kablosu olduğunu, ama bunu arka tarafta çeşitli dillerde belirttiği ne de söylememizde fayda var. Darkie Comfort adıyla geçen bu süpürge, burada gördüğünüz gibi bazı özelliklerinden belirtmiş. Açma kapama düğmesi, ergonomik tutma sapı, 1 litre toz haznesi, geliştirilmiş üçgen yer aparatı, ki bu köşelerde çok işe yarayabilen bir özellik. Kolay döndürülen tutma sapı. Kablo sarma kancaları. Arka tarafta gördüğünüz gibi kablo sarma kancaları mevcut. Kablo boyu da 6 metre. Sert zemin aparatı da ekstra da konulmuş. Genelde bu dikey süpürgelerde çok fazla olmaz. Ama fakir bunu da düşünmüş ve sert zemin aparatını da koymuş sevgili dostlar. 6 metrenin de yeterli olduğunu düşünüyoruz hep beraber. Evet, bu ürünle beraber yanımızda başka neler var? Tabii ki test amaçlı bir elektrik kablomuz mevcut. Ve testi güzelleştirmek için de pisliğimiz mevcut sevgili dostlar. Sizler için halıyı daha da kirli hale getirip çekimimizi ve testimizi tamamlayacağız. Hemen istiyorsanız kutumuzu açmaya başlayalım. Evet, unuttuğumuz bir şey daha vardı. Tabii ki falçatamızı da unutmuştuk. Hemen aldık ve ürünümüzü açmaya başlıyoruz. Bu ürünün yandan açılacak şekilde dizayn etmişler. Hemen şu şekilde ve şu şekilde açabiliyorsunuz sevgili dostlar. Evet. İçine girmiş olduk hep beraber. Şurada bazı karton sıkıştırma aparatları çok içeride sallanmasın diye yapılmış. İşte şu sert yüzey aparatımız ekstradan konulmuş. Güzel bir şey, olması iyi bir şey sevgili dostlar. Şu üçgen dizayn edilmiş olan parça, gördüğünüz gibi, hemen onu da naylonundan çıkarıyoruz. Trio Action Teknoloji demiş. Bu tabii, bu İngilizce'de çok havalı oluyor bunlar. Gördüğünüz gibi. Burada üçgen olmasının, bu üçgeni ilk Rowenta yaptı. Belki biliyorsunuzdur sevgili dostlar. Şu kanallar aracılığıyla da süpürgenin içine tozu toprağı da çekmiş oluyor bu üçgen aparat. O açıdan aslında güzel bir şey ve köşelere de rahat rahat gidip alabiliyorsunuz bununla, hiç sıkıntı yaşamadan. Şuradaki hareketine bakıyoruz. Yani bayağı da hareketli görünüyor sevgili dostlar. Evet, o zaman bir gövdeye geçelim hep beraber. Gövdemizin içinde aynı zamanda kullanma kılavuzumuz var. Aslında tabii biz Türkler için kullanmama kılavuzu. Ama gene de bir göz atmamızda fayda var sevgili dostlar. Bu aynı zamanda garanti belgesini içeriyor. Evet, burada da yine fakirin arkadaki garanti belgesi, servislerle ilgili bazı detaylar ve ayrıntılar. Bir de ters tutmasak daha da güzel olacaktı. Evet, burayı hiç bakmadan çekim sırasında rezil olmak amaçlı hiç bakmıyoruz. Çünkü seviyoruz böyle şeyleri. Çekimde girdi, girmedi, nasıl oluyordu falan gibi şeyler yapmak
Enteresan olabiliyor tabii sevgili dostlar. Burada ama birçok şeyi göstermiş. Bu Darky Comfort serisiyle ilgili bazı hani, servisle ilgili şeyler var. Belgeler var, adresler. Evet, bunlar biliyorsunuz Türk insanı için gereksiz malzemeler. Hemen atıyoruz kenara o yüzden. Şimdi şurada gördüğünüz bir de şeyi de var. Şu ergonomik sap dediğimiz şey bu. Ergonomiden kastı şuranın bükük olup bileğinizi rahatsız etmeyecek şekilde getirilmesi. Burası da kabloyu sarmanız için gerekli olan alan sevgili dostlar. Evet, ana gövdemize de şuradan şöyle iyice bakalım. Şöyle bir quality fakir etiketi koymuş. Burada da şu gördüğünüz power tuşumuz, yani içeriye giriyor ve çıkıyor. Şu şekilde çalışıyor. Burada ön tarafı çıkarmak için, buradaki hazneyi çıkarmak için bir bölüm bulunuyor. Burada da bazı etiketleriniz yine mevcut. 600 watt gücünde olduğunu yazıyor sevgili dostlar. Evet, az önce de duyduğunuz gibi 800 wattmış. 600 watt diye resmen sallamasyon yapmışız arkadaşlar. Çünkü gözümüz bu kadar küçük şeyleri görememişti. Neyse, 800 watt gücünde de bir elektrik harcaması var. Çekiş gücüyle ilgili hiçbir marka bilgi vermiyor maalesef. Çekiş wattıyla ürünün elektrik wattı aynı şey değil. O yüzden daha farklı bir güce sahip oluyor. Evet, buradan çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Hep beraber bakalım. Tekrar takıyoruz. Çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Şurada da gördüğünüz gibi burada bir filtremiz söz konusu. Şuraya yerleştiriyorsunuz bunu. Anladığım kadarıyla tıkıştırma yöntemiyle. Şurada gene bir tozların içeriye motora doğru gitmesini engellemek için bir bölüm daha var. Şuradaki bölümde de bakın şurada tozu şu şekilde açılıyor. Yani hava basıncıyla açılıyor. Ondan sonra kapattığınız zaman da kapanmış oluyor. Buradan da kapalı, tabii geri düşmesine engel olmak amacıyla süpürülen şeyleri. Şuraya çok kolay bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Yine çok kolay bir şekilde şuradan bunu yerleştirmiş oluyorsunuz sevgili dostlar. Bu arada da şurada gördüğünüz kolu da her zaman olduğu gibi rezil olmak pahasına, evet işte bu şekilde kilitliyorsunuz. Bunu da başardık sevgili dostlar. Ve ucunu da hemen yerleştirelim sizinle beraber. Buradan da bunu yerleştirdikten sonra evet sıkı sıkı yerleştirildi. Buradan gereksiz kutumuzu atıyoruz ve gördüğünüz gibi fakir Darkimiz hatta dik de durabiliyor. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar Darky Comfort ürünü yani hiç elimizde tutmadan rahat rahat kullanabileceğimizi de görebilmiş oluyoruz. Kablolar tabi bu şekilde sarkarsa bir ağırlık yapıyor arkaya ama arkasına sardığımız zaman bu sorun da ortadan kalkıp çok rahat dik bir şekilde herhangi bir yüzeye yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi işin can alıcı bölümüne geliyoruz sevgili dostlar. Kablo aslında fazlasıyla yeterli. Şuradan da prizimize takıyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntı vermedi. Şu da sardıktan sonra kitlemeniz amacıyla bir bölüm daha yapmışlar sevgili dostlar. Evet. Şimdi sıra geldi pislik süpürmeye. Haydi ortalığı
pisletelim hep beraber. Evet dostlar, buradan da hep beraber hazırladığımız bu pisliğimizi pisletmeden yapmıyoruz. Neden? Çünkü siz sevgili dostlar bana kızıyorsunuz o zaman. Bir süpürüverseydin, bir iki bir şeyler döküverseydin yere diye sizi kırmıyoruz. Gördüğünüz gibi her yeri batırıyoruz rezil bir şekilde. Sonra da bakalım bu arkadaş bunları alacak mı? Hemen şuradaki düğmeye basarak kapattıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Motor çok stabil çalışıyor. Yani ses performansı da güzel. Böyle anormal bir ses de çıkarmıyor. Tabii kameradan size çok yüksek gibi gelecek ama yanında olduğunuz zaman aşırı bir ses almıyorsunuz. Çok daha gürültülerini duyduğum için söylüyorum. Aslında yeterli bir sese de sahip sevgili dostlar. Şimdi süpürme performansımıza geçiyoruz. Halıyı da çekiyor. Bayağı güçlü olduğunu da söyleyebiliriz. Ne anormal güçlü ne de güçsüz, gayet yeterli bir gücü var. Zaten gördüğünüz bütün güçlüğü de çekmeyi başardı. Hemen şu şekilde dikey bir şekilde koyup bunu da şu bölümden sarıyoruz. Sarmasını da buradan ve üstten yaparak yapabilme şansına sahibiz. Hemen bunu da gösterdikten sonra size ürünle ilgili aslında söylenebilecek şeyler bu kadar. Bir temizlik testimiz de, yalnız bu tabii düşmesin diye şöyle tam burada bir sıkışma noktası var. Onu mutlaka yapın. Yoksa kenara sağa sola doğru devrilir. Hemen şurada yakından göstereceğim size. Bakın, şu üçgen kısım birleşiyor ve kilitleniyor burada. Ve bunu bu şekilde dik durmasını sağlıyor. Sağa sola da devrilmiyor sevgili dostlar. Bu ürünle ilgili söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Başka bir ürünle beraber olmak dileğiyle hepinize hoşça kal diyorum. Bitirirken her zaman olduğu gibi bizi beğenmeyi, abone olmayı, abone ol butonun yanındaki çanı tıklamayı unutmayınız. Sevgiyle kalın sevgili dostlar.